Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün için rotamızı Lahdi'ye çizdik. Lahdi'ye gidiyorum. Herhalde 3-4 saate giderim diye tahmin ediyorum. Bir aksilikler çıkmazsa. Lahdi buradan 80 kilometre. 80 kilometrenin işte 35-40 kilometresine bir dinlensem bana yeter. Bir yere kadar zaten bayır. Ondan sonrası bayır aşağı. Ama oraya gelene kadar inşallah normal gidebiliriz. Şimdilik böyle. Gidiyoruz. Olabildiğince ekoda sürmeye çalışıyorum. Çünkü gitmedim bir yol. Hani yolda şarjım yetmeyebilir. Şimdilik rüzgar hiç istemediğim bir şekilde önden esiyor. Artık bu şekilde sanki bana gitme der gibi. Yani buraya mı denk gelir ya? Oy oy. Daha çıkalı 4,5 kilometre oldu. Biraz vites arttıralım. Gidiyoruz. Şu an rüzgar hafifledi. Yani ilke göre daha iyi şu anda. Daha rahat gidebiliyorum. İnşallah rüzgar durur, daha da iyi olur. Çünkü rüzgar resmen beni frenliyor. İleride de bir polis. İleride ne ya? İleride de polis araması var. Az önce radar vardı yolda. Oradan takılanları burada cukkalıyor. Yani yakalanıyorlar. Şey dermişim. Acaba ben de girdim mi radara? 20 ile gidiyordu. Efendim, söyle. Dur ben durayım. Hadi havla. Ne? Gidemeyecek miyim ben? Ben buradan gidemeyeceğim mi? Mübarek ben böyle gidiyorum. Allah. Gelmiş bana hava. Estağfurullah. Yani sebepsiz yere havlayan köpekleri gıcık oluyorum ya. Ne bileyim. Hani korkma falan değil asla. Ama sinir oluyorum. Kardeşim ben yolumda gidiyorum. Ben kalkıp da senin yavrularına dalmadım ya. Gördüm orada yavruları vardı kenarda 3-4 tane. Ondan havlayıp durdum. Neyse biz yolumuza bakalım. Daha dur bismillah. 13 kilometre 14 kilometre oldu. Daha 60 kilometre kabaca yolumuz kaldı. Bakalım daha neler çıkacak önümüze. Böyle bir saçmalık yok ya. Ya ne güzel gidiyordum. Yani o kadar pürüzsüzdü ki hava. Ya zaten şu şam ağzımı ne zaman açsam bir şey çıkıyor. Şu an öyle bir rüzgar var ki. Yani bilmiyorum görünüyor mu da. Ya sanki önden beni durduruyor, frenlettiriyor resmen. Gidemiyorum ki. 24 kilometre yol gelmişim. Yani sanki var ya 100 kilometre gelmiş gibi. Ya böyle bir şey olur mu ya? Gidilmiyor ki. En yüksek moda da alsam gitmiyor yani. Tutuyor beni. Önden sanki bir şey tutuyor. Hafif de yol rampa. Rüzgar da var. Çantama da bir şeyler koydum. Onlar da bir 7-8 kilo var. Ben zaten maşallah ikisi de birleşince böyle bir şey oldu. Ne yapacağız? Mecburen yürüyeceğiz biraz. Bu sefer yolum çok uzayacak ama olsun ne yapayım? Yani gideceğim varı süresi uzayacak normal olarak. Yapacak bir şey yok. Hep bir yere giderken böyle olur. Bir tek uzun yolda en güzel geçen uzun yolum Çarşamba Havalimanı'ydı. Gidiş de güzel, geliş de güzeldi. Zaten orada rampa yok.
Gel. Gel mübarek gel. 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 Geldim bir çeşme başına, orada dinleniyorum. Yoruldum ya. Oh. Sürekli yükseklik çıkıyorum. Yani geldiğimde rakım 20'lerdeydi. Şu an 450 mi ne, öyle bir şey yazıyor. Dur bakayım, 426'ymış şu an rakım. Gittikçe de yükseliyor, hiç alçalmıyor. Sürekli rakım çıktığım için mi de? La ben buranın yollarını düz görünüyor ama iyice rampa. Yanıma 1,5'luk su aldım ama yeter mi hiç bilmiyorum. Çünkü daha gideceğim 50 kilometre yol var. Kuş cennetine de gittim. Orası kaç kilometreydi? Git gel 110 kilometre falan o civarda. Yemin ediyorum bu kadar, hatta hiç yorulmadım ya. Bu kadar da değil, hiç yorulmadım yani. Uf, az dinleneceğim ya. Biri de çeşmeyi açık bırakmış. Bir musluğun yanına geldim, oturdu mu? Ya lan bu su, akan su bizim suyumuz ya lan. Bu sular bitince ne yapacağız biz? Bu insanlar yemin ediyorum iyilik yaramıyor. Vallahi billahi. Adama buraya ne güzel hayrat yapmış. Or kullanıyorlar. Daha bunun bir de kavak yolu var. O bayraklı, yani o bayrağa çıkan yol bayağı dik. Yani şu geldiğim yoldan daha bir bayır. Ondan aşağısı zaten yani güzel gidiyor. Bir ileride yine başlıyor. Bir bisiklet sürenin en büyük derdi bir rüzgardır, iki rampadır. Başka yağmurmuş, doluymuş, soğukmuş. Bence o kadar değil yani. Yolun düz olsun da gerisi önemli değil. Bakalım artık ne yapacağız. Biraz dinleneyim de ondan sonra tekrardan devam ederim. Durduğum yer de böyle bir yer. Ana yol. Denetim istasyonuna 300 metre yazıyor. Şuradan. Böyle bir yerdeyim şimdilik. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar olmadı, geri dönüyorum. Yapacak bir şeyim yok çünkü bayağı bir rampa yani. Çünkü sürekli rampa çıkıyorsun yani, hani gitmiyor ya. Ne bileyim ben, anlamadım. Bir de rüzgar da var dediğim gibi. Demek var bunda da bir hayır. Gidemedik. Artık başka bir bahara kaldı gitmemiz. Şu an misal freni bıraktım. Bayağı deli gibi gidiyor yani. Mutlaka fren kısmam lazım, yoksa ileride cortlarım. Yani bir yere toslamamak mümkün değil yani. Mutlaka bir yere dalarım. O kadar da hazırlık yaptım ya. Ya hep böyle bayır gitsek ne güzel olur. Yabancı bir yerde vardı bisiklet asansörü. Ne kadar güzel ya. Takıyorsun ayağını, çıkarıyor seni rampaya. Öyle bir şey olsaydı burada da. Şimdilik böyle gidiyoruz. Çok çok gitmek istiyordum. Hem de aşırı derecede gitmek istiyordum ama olmadı. Ne yapalım? Nasip kısmet. Şeyden beri hiç pedal çevirmedim. Kendi gidiyor. Şu
Burada radar var, radara vurabilirim. İnişim 2 saat, inişim 5 dakika. Hemen geldim ya. Aslında böyle bisiklet sürmek de yani turla çok güzel oluyor. Böyle 4-5 kişi olunca daha güzel oluyor. Ya tek de tamam, kafanıza göre takılıyorsunuz da. Ne bileyim, böyle kalabalık olunca daha iyi oluyor sanki. Bir de şey, şu an motor falan kapalı gidiyorum. Çünkü kendi gidiyor. Niye bir daha ceyran yaksın elektrik? Bir sürüflüğün lüzumu yok. Şurası biraz tümsek. Şurada öyle. Geçtik. Yolda aşırı derecede var ya, köpek ölüsü vardı. Yani 30 kilometrelik yolda 5-6 tane vardı. Bir de bunlar şey değil, hani arabanın çarpmasıyla değil. Bu kanalizasyon var ya, şey, yağmurun aktığı oluk. O oluğun içinde. Artık hayvanlar zehirlemişler mi? Açlıktan da öldüklerini düşünüyorum yani. Ama iki tanesi mi ne, yanlış olmasın, bana hiç açlıktan ölmüş gibi gelmediler. Şimdi böyle ağızlarında köpük gibi bir şey vardı. Kan gibi bir şey akıyordu ağızlarından. Yani öyle gördüm. Ama diğer geri kalan üçü de yanlış bilmiyorsam bayağı bir böyle karnı falan göçmüş. Açlıktan ölmüşler. Burası var tam böyle sallamalık yer. Şu zikzaklar çok sallıyor. Bir de kamyonların balatalar kokusu var ya, acayip derecede balata kokuyor. Samsun'un nüfusu 706 bin olmuş. Vay be. Gidişim 7'de işte çıktım, 7.10'da. 9.30, 9.40 oradaydım. 40 dakika bile sürmedi gelişim. Gidişim 2 saatten fazla, yani 2.5 saat civarı bir şey sürdü. Ben şuradan yukarıya mı çıksam, Atakum'dan gitmişsin. Sıcaklık iyice bastırmaya başladı ha. Saat 10.30. Anam nasıl yandım var ya. Vallahi Tokat'tan Samsun'a gelecek olanlar için ya da Amasya'dan geliş çok iyi ama gidiş felaket kötü. Zaten gelişte hiçbir şey yapmıyorsun. Bayır aşağı geliyorsun sürekli. Ama geri dönüş çok kötü. Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum ya. Lan kuş cennetine gittik, bu kadar asla yorulmadım. Çarşamba havalimanına gittim geldim. Orada dümdüz yer zaten, orada da hiçbir şey yok. Mesela Bafra'ya doğru da geçtim. Aynı Bafra'ya da gittim. Hatta bir akşam Engiz'e gittim. 25-50 kilometre. Sanki hiç gitmemiş gibiydim yani. Hiç yormadı bile. Ama bu 30 kilometresi, aman Allah'ım, 100 kilometre gitmiş gibiyim. Geberdim. Ha dur, kulaklığımı da aldım ya. Müzik dinlerim yolda aslında. Neredeydi bu? Bir dakika, burada mı? Yok. Diğer tarafı bakalım. Burada mı? Burada da yok. Allah, ben bunu nereye koydum ya? Hı, buraya koymuşum. Müzik dinleyelim bari ya. Araba gürültüsünden kafam şişti. Şuradan bluetooth'umuzu açalım. Şuradan radyomuzu açalım. Ve yolumuza devam edelim.